Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk, tam yerine rast geldi manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Demeyeyim anacığım. Bomba lafı hepimizin tüylerini diken diken ediyor şu sıralar. Biliyorsunuz Amerika bizden çok Irak'ta değil. Hemen dibimizde. Irak'ta bombalar patlamaya hazırlanıyor. Nedir bu adamlardaki petrol manyaklığı anacığım? Anlamadım vallahi. Allah sizi inandırsın. Arabama benzin alırken bile korkuyla gökyüzüne bakıyorum. Şimdi bu benzinin kokusunu alırlar da tepemize savaş uçaklarıyla inerlerse diye panikleniyorum vallahi. Bir adam petrol istiyorsan kuyu kaz. Masum Irak halkının kuyusunu niye kazıyorsun anacığım? Petrolün hakimi Saddam kötü adammış. Ayol Ceyar da kötü adamdı. Dallas'ta petrol kuyuları vardı ama kimse Dallas'a bomba yağdırmadı. Her neyse anacığım, inşallah korktuğumuz başımıza gelmez. Hadi programı izleyin. Evvelen kaç tane Mehmetçik isteyecekler, biz onu bilmeliyiz. Evet, her istedikleri sayıyı veremeyiz ona göre. No Mehmetçik, no Mehmetçik. We want something else. Efendim kendileri Mehmetçik istemiyorlar, başka bir şey istiyorlar. Türklerin çok korkunç silahları varmış. Yes. Affedersin ama hanım, bu eşek yani bu Karakaçan Bey çalışıyor, saçını süpürge ediyor, abimin evini geçindiriyor. Senin haberin var mı? Aa, bir Karakaçan kadar bile olamadık. Bana bak, takma dişlerimi çıkartır senin burnunu ısırırım.
İçeriye. Melahat geri dönelim. Yürü. Melahat geri dönelim. Yürü. Melahat. Vallahi ben bu 100 milyonu yeni aldım. Daha saymam bitmedi. Vermem geri. Bak, önümüz savaş. Vereyim bir tane. Irak Savaşı'nda milli seferberlik vergisi. Ver bir seferlik kurtul. He? Böyle bir vergi bu da. Hadi 100 milyon hadi gel. Sultanahmet'teki kuşları bile besleyen var. Ama zavallı talip kuşunu besleyen bile yok. Vallahi yani şöyle 2 trilyonu kazandığımı kazanacağıma pişman oldum. Biz Amerika'yız. Biz ne dersek o olur. Amerika bizim umurumuzda değil. Biz göbeğimizi atarız abiciğim. Gel kızım. Enzimler ezilip kulak memesi kıvamına gelince içine 1 dirhem toksik madde katacaksın. Kadın erkek arasındaki ilişki bazen çelişki yumağına dönüşüyor. O yumağı çözmekte çoğu kez Güzin ablaya kalıyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Bülent. Merhaba abi. Bizim takım gelmedi mi daha? Birazdan damlarlar abi. Sen okeyi parlat koçum. Acayip formda hissediyorum bugün kendimi. Okey abi. Onları beklerken gazeteye bakayım bari. Hep de savaş haberleri ya. Aha burada da savaş. Güzin ablayı okuyayım en iyisi. Kim yazmış bakalım? Rumuz Kırmızıgül. Sevgili Güzin abla. Rumuz Kırmızı. Sevgili Güzin abla, benim sorunum kocamla. Kocam tam bir angutun teki. Duygusuz, kaba, kendinden başkasını hiç düşünmeyen biri. Anacığım sen de evlenmeseydin böyle bir öküzle. Her gün işten suratı asık gelir. Yüzüme bile bakmaz. Tek kelime etmez. Hoş geldin Remzi. Allah Allah. Ben de zil çaldım sandım. Meğer kimse gelmemiş. Hemen sofraya otur. Bütün gün onun için hazırladığım yemekleri yerken bir eline sağlık bile demez. Çorbayı beğen. Çorba mı bu? Evet. Bir şey demeyecek misin? Şu tuzluğu uzatsana. Çocuklar nerede? Oğlan travesti olup E5'e çıktı. Kız da mektup bırakıp pencereden atladı. Ha, iyi. Ben kahveye çıkıyorum. Konuştuklarımı duymaz bile. Karnını doyurur doyurmaz da kahveye çıkar. Benim karı yazmış galiba lan bu mektubu. Her zaman değildi. Bazen evde kalır. Ah, benim karı değil. Evde kaldığı zaman da kesinlikle futbol programı vardır televizyonda. Hayda. Ben böyle gecelerde benimle tek diyalog... Ya geçme şu televizyonun önünden, golü göremedim ya. Bu kadardır. Bazen salak gibi futbol mevzularını paylaşır benimle. Duydun mu? Ortega dönmeyecekmiş. Korkuyorlar da bir adamdan, uyduruyorlar. Nereye gitmiş ki? Şu herifi de yorumcu diye çıkarmışlar ortalığa. Hangi herifi? Ha sen asıl Toroğlu'nu göreceksin, Toroğlu'nu. Ha hani şu mahkeme programı yapan? Sen ne anlarsın futboldan? Necla yazmış olabilir mi bu mektubu ya? Çok beni anlatıyor gibi. Yan yanayken başka kadınlara bakması yok mu? İllet ediyor beni abla. Sana bir wig salalım. Neden? Kesin akşam boynun tutulur, ovarız. Çok komik. Gündüzleri bu kadar ilgisiz olan bir adamı geceleri ne yaptığını anlatmama gerek yok sanırım. Evde wig var mı Necla? Boynum çok fena tutulmuş. Ulan bizim karı resmen mektup yazmış gazeteler. Bu o be, resmen i̇şte o. İşte böyle berbat bir hayat yaşıyorum Güzin abla. Bazen öldür şu herifi kurtul diye bile geçiriyorum içimden vallahi. Ben ne yapayım Güzin abla? Güzin ablanın ne yapacağını bilmem ama ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hop, hadi. Selam, nereye ya? Acil bir işim çıktı. Ya bir dakika dur, okeyi kurmuyor muyuz? Allah Allah. Allah. Ya okeyden acil ne iş olabilir ki?
Benimkine yaz. Hayır canım, hayır. Ya ne oluyor ya, ne oluyor kardeşim? Ülke erkekleri eylem yapmaya karar verdi de bizim mi haberimiz yok? Ben böyle eylemde görmedim zaten. Böyle bir şey görmedim. Arkadaşları bilmem komiserim ama benimki hak etti. Ya ne iş kardeşim? Hepiniz karılarınızı öldüresiye dövmüşsünüz. Ulan yoksa bugün dünyada kadınları dövme günü. Ah komiserim. Komiserim, benim karı utanmadan bütün ilişkimizi Güzin ablaya yazmış. Ben okudum efendim o yazıyı. Zavallı kadın öyle şeyler yazmış ki bütün sıkıntıları ülkemizdeki diğer kadınlarınkine benziyor. Haliyle bütün erkekler de kendi karıları zannetmişler yazanı. Komiserim nezaret doldu taştı. Niye keyiflendiniz komiserim? Ben de mektubu benim karı yazdı zannetmiştim. Şimdi bayağı rahatladım ha. Belki de sizin karınızdır. Bağlamamın telleri, öptüm bütün kelleri. Galas kafandan teyare, selam söyle oyun. Para öyle bir imlet ki anacığım. Kimileri kazanmak için, kimileri de harcamak için kendilerini paralıyorlar. Pahalı almak lazım. Kız eşofman istiyor. Benim ayakkabılarım delindi. Kasap alacaklarını istiyor. Bu eve para lazım, para. Ya ne yapayım kardeşim, para mı basıyoruz biz ya? Basanlarda da patronun basmıyor mu sanki? Borç bul, avans bul. Ne yap, et parayla gel yoksa kapı duvar olur, haberin olsun. Şu banka setini kurun, bir de bol miktarda para koyun kasaya, gerçekçi gözüksün. Oo, sağ olasın. Heh, getirdin mi paraları? Sen de şu paraları aşağıda çalta. Tamam abi. Vay be, hakikaten de tıpkısının aynısı o. Ha. Mustafa, para bu. Bu eve para lazım, para. Mustafa, buldun mu para? Aldın mı avans? Sen beni param için seviyorsun, anlaşıldı. Al lan sana, al sana para, al. Aa, para! Deste deste, al. Para! Nereden buldun bu kadar parayı? Para! Buldum, buldum. Patronla ortak oldum. Senden dedi, beraber iş yapacağız dedi. Al, al. Öyle al, mi dedi? Al onu da al. Ben de onun namına gittim, bankadan çektim. Nasıl sonra para bakıyorum. Al, al. Mustafa! Rüstem Efendi. Biliyorsun veresiye kestik yenge. Kes kes. Al sana para. 6 aylık borcumuzu faiziyle ödüyorum. Al bak bu da cash. Dükkanda ne varsa sat sat. Evi ne olur yenge? Ay kız Zehra, nereden buldun kız bu kadar parayı? Ay Mustafa'm sağ olsun. Patronun en has adamı. Ay lazımsa sana da vereyim borcu. Ha? Ay verir misin? Ay o lafım olur, veriyorum ya işte. Ay Zehra'cığım bunu sana en kısa zamanda ben... Para dediğindedir ki. İnsanın elinin kiri. Bizde çok var onlardan. Al 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 al. Al al. Ay yaşa Zehra. Ay ben bir koşu gideyim. Manava, bakkala, çocuklar verir. Git git. Rüstem Efendi. Ha, hadi sağ ol. Tamam tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ya Mustafa hoş geldin ya. Arkadaşlar mahallemizin para baronu geldi. Gel bakalım Mustafa, otur şöyle ya. Mustafa abi sende sıcak para varmış. Yenge bütün esnafı paraya boğmuş ha. Doğru mu? Var var. Denizde kum, bende para arkadaş. Mustafa'cığım ya biraz bana ödünç para ver Allah aşkına. Gelmez miyim ya, al. Para senin itin olsun, kapında havlasın arkadaş. Sağ ol. Mustafa abi ben çocuğu doktora götüreceğim. Bana da biraz para ver abi ben. Vereyim abi ha. Al bunu. Abi de sürekli ne ver baba ya. Abicim ben de çok sıkışım bu aralar ya. Ama borç para istemiyorum. Benim bir evim vardı ya. Onu satılığa çıkardım 10 milyara ama kimse almadı ya. Sen alır mısın ya? Alırım. Kaç para demişler? Ya 9 olur ya sana ya. 9 olmaz. 8 olsun abi ya. Al sana 15 milyar vereyim. 15 milyar. Allah razı olsun.
Mustafa abi, bunlar Haydar abimden sana. Tamam, sağ olsun. Garson, gel sen de Haydar abime al şu senin bahşişin olsun, bir Haydar'ı yap bakalım orada. Ulan camide miyiz be? Oturmaya mı geldi? Kalk bundan, kalk! Hadi. Polis. Kollar zaten havada komiserim. İndirin o zaman. Tamam, al o zaman. Ya bu paralar sahte. Evet sahte, biliyoruz. Biliyorsunuz da niye alıyorsunuz o zaman? Niye ama komiserim, ben onlarla manavdan, kasaptan alışveriş yapıyorum. Kasapta biliyor mu? Biliyorum, kiramı bu parayla ödüyorum ben. O zaman bu paraların sahte olduğunu fark etmeyen salak kim? Evet ama kimse şikayetçi değil, şikayetçi miyiz? Hayır! Bir dakika ya, niye değilsiniz? Ya komiserim, sahte mahte ama mahallemize para girdi. Piyasa canlandı komiserim. Herkes yaşamaya başladı vallahi. Bunları sen sürdün değil mi piyasaya? Ben sürdüm evet. Ama ben şaka olarak da karaba şey ettiğim için şey yaptım. Ayrıca şikayetçi miyiz arkadaşlar? Hayır. Devlet şikayetçi. Senin şurada piyasaya sürdüğün 15-20 milyarlık para sizi hayata döndürmüş olabilir. Ama ekonomiyi komaya soktu. Sizin yüzünüzden enflasyon zıpladı. Kriz çıkacak. Yürüyün hepiniz merkeze. Bir konuşursam çok kişinin başı yanar anacığım. Lafı bazen dönüp dolaşıp konuşanın başını yakıyor. Yazdın mı beyefendinin söylediğini? Ha, eksiksiz yaz, tamam mı yavrum? Efendim, demek siz bu hanımefendiyi, bu bayanı mahallenizde istemiyorsunuz, öyle mi? Evet, istemiyoruz, evet. Efendim, bir dakika, öyle evet demek de olmaz. Meseleyi bana başından bir anlatın bakalım, nedir mevzu? Efendim, bu kadın televizyon kanallarında simultane tercümanlık yapıyor. Yahu yasak mı kardeşim? Elbette yasak değil efendim. Ama biz bu kadının sesini ancak Amerika Körfezi'nde bir yere saldırdığı zaman duyuyor. Yani biz bu kadının sesini duyunca aklımıza kan, savaş, mahşet geliyor. Alaya. Seher, duydun mu? Köşedeki eve yeni bir komşu taşınmış. Aa, duymaz olur muyum? Çağırdım, şimdi o da gelecek. Ay iyi iyi, çok merak etmiştim ben bu kadını. Ay onu bırak da benim adam diyor ki savaş çıkacak. Ya. Hatta Saddam'ın füzeleri bizim mahalleye kadar gelebilirmiş. Aa, o nasıl füze öyle be? Ta oradan bizim mahalleye. Millette ne füzeler var. Ay Allah, ah kapı. Dur, geldi herhalde. Hayır, buyurun. Buyurun, oturun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben diyor Türkan yeni komşularımızla birlikte hep beraber iyi dediğimiz oldu. Savaş, savaş, füze, komşu. Efendim, bir dakika. Ne olduğunu bir de biz anlasak. Yazdı mı kızım beyefendi söylediklerini? Beyefendi, sizin sorununuz nedir? Bir de sizden dinleyelim. Efendim, ben bu mahallenin bakkalıyım. Bu karı bizim mahalleye taşındığından beri benim dükkanıma kimseler uğramaz oldu. Buyur. Buyurdum diyor. Ben bir süt içim. Ülker istiyorum. Ben kötü bir şey demiyor. Peki delikanlı, sen söyle bakalım kardeşim. Bir de senden dinleyelim, senin derdin ne? Ben sanığın oğluyum efendim. Hoppala, sen de mi annenin mahalleden atılmasını istiyorsun? Ben sadece mahalleden değil, şehirden, hatta ülkeden atılmasını istiyorum efendim. Onun yüzünden evde kalacağım ya. Geçen gün 8. defa kız istemeye gittik. Hoş geldin. Kızım diye söylemiyorum, çok amarattır. Pek güzelmiş maşallah.
Oğlumuz da çok yakışıklı canım. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlunuza istiyoruz efendim. İnşallah kısmetse olur. Dünürüm de pek sessizmiş. Sessiz kalır inşallah. Anneniz niye hiç konuşmuyor? Aman aman konuşmasın. Teşekkürler. Kahvenizi nasıl alırsınız? Kahvenizi nasıl alırsınız dedi. Ben diyor kahveyi şekerli alırım, almak isterim diyor. Aslında bütün bunların oluşmasında tek neden... Ben bu sesi hatırlıyorum. Savaş! Nefes kaptı! Orta Doğu! Savaş! Savaş oldu! Anne! Gelişmesini hiç istemedim oğlum. Efendim böyle bir şey için bir kadını evinden atamazsınız. Birkaç televizyon kanalı durup dururken gerilim yaratıyor diye bunun günahını bu hanımdan çıkartamazsınız. Sen ne diyorsun kızım? Ben diyor suçsuz aslında savaşın çıkması. Kuş. Kuş. Şimdi de haberlere bağlanıyoruz. Bağlan. İyi akşamlar. Olacak o kadar haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Yıllarca Balkanlardan gelip duran soğuk hava dalgasından sonra şimdi de Amerika'dan esen savaş rüzgarları ülkemiz üzerinde alçak basınç oluşturuyor sayın seyirciler. Hazır mısınız? Amerikalılar neredeyse gelecek. Bakın her istediklerini hemen evet demeyelim. Gerçi nasıl olsa evet diyeceğiz sonunda ama biraz direnelim. Direnelim ki basın diline düşmeyelim. Yasemin Hanım bunlar bizden ne isteyecek? Ne isteyecekler? Asker isteyecekler, üsleri kullandıklarımızı isteyecekler, yeni üsler isteyecekler, havaalanı isteyecekler, liman isteyecekler. Amerikan heyeti geldi efendim. Amerika, evet. Amerikan heyeti. All right, let's begin. Yeah, right. Başlayabiliriz diyorlar. Ha, zaten biz hep hazırız paşam. Ah, yeah, we are ready. Thanks. Yasemin Hanım, yani bizden evvela kaç tane Mehmetçik isteyecekler, biz onu bilmeliyiz. Evet, her istedikleri sayıyı veremeyiz ona göre. No Mehmetçik, no Mehmetçik. We want something else. Efendim kendileri Mehmetçik istemiyorlar. Başka bir şey istiyorlar. Türklerin çok korkunç silahları varmış. Yes. Korkunç silahlar mı? Nedir bu silahlar? Ben ne bileyim ya. Bak elin Amerikalısı biliyor, biz bilmiyoruz kendi silahlarımızı. Ne yapsak kabahat? Truck, truck. Yüzüme karşı ne rak diyorlar mı? Truck, kamyon. Kimyon istiyor. Not kimyon, kamyon. Efendim kamyon denilen bir silahınız olduğunu fark etmişler. Her yıl binlerce kişiyi öldürüyormuş bu silah. Mehmetçiğe gerek yok diyor. Saddam'ın üstüne 8-10 tane kamyon saldık mı Irak'ın altını üstüne getirirler diyor. Ha, şu mesele. Peki başka ne istiyorlarmış? Another herbal weapon. Bir başka kitle imha silahları var Türklerin diyor. Bunun adı da Allah'a emanet turizmmiş. Silahlar otobüs şeklindeymiş ve üzerlerinde Allah'a emanet yazıyormuş. Bu da her yıl on binlerce kişiyi öldürüyormuş. Yenge sorsana paşaya bakalım. Üst istiyorlar mı? Üst. No is. No is. Soba. Peki bu ne demek şimdi? Ne diyor? Ya bir türlü anlaşamıyoruz yenge. No yenge. What is the meaning of yenge? Tamam paşam kızmayın. Soba. 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 Efendim üst istemediklerini söylüyorlar. Bir silahınız daha varmış. Adına soba deniliyormuş. Zehirli gazlar çıkararak yılda en az 3-4 bin kişiyi imha ediyormuş. Onu istiyorlar.
5 tane soba bütün Irak'ı mahveder diyorlar. Bundan sonra da gerek kalırsa birkaç tane de Şohben adı verilen silahlardan istiyorlarmış. O yanasın be. Ya biz neymişiz de haberimiz yokmuş. And we want some mantar. Hı? Mantar. Sensin mantar. Mantar diyor kız bana. Ah, aman efendim size demiyorlar. İstedikleri öteki silahın adını söylüyorlar. Araştırma yapmışlar. Her yıl binlerce kişi mantar adı verilen bu silahtan ölüyormuş. Saddam'a bir miktar mantar atarsak işi bitiririz diyorlar. Tabii bunun da altında kalmayız. Karşılığında da 25 milyar dolar veririz diyorlar. En iyisi biz bunu 30 milyar dolara kapatalım. Tamam. Yuvarlak edelim. Yuvarlayalım paça. Sir, they want 30 billion dollars. 30 billion dollars? Okay. You agree? Okay. Taktı lan bana. Yıllardır bu gizli silahlarımız bizi insanlıktan çıkartmıştı. Ama görüyorsunuz ki Amerikalılar da insanlık dışı eylemlere kalkışınca bizim silahlarımız işe yaradı. Ne diyorsun? Ya. O memo, gece var iller ateş ateş. Etrafta sis duman ve cankiler, o rapçiler, merakçılar. O memo, nasıl bir yaşam? Nasıl bir zaman, macera dolu Amerika, Amerika. Macera, macera dolu Amerika, Amerika, Amerika. İş bulmak için her yola başvuran vatandaş, nihayet eşeğini bağlayacak sağlam bir kazık buldu. Daha hazırlanmadınız da. Ey Allah'ım delirce kuvvet. Ne anlıyorsun bu televizyondan? Bıraksak sabaha kadar oturup televizyon seyredeceksin. Ya Makbule sen de hayretsin yani ya. Ya güzel güzel söylesene. Git beğenmiyorsan kendin söyle. Söylerim. Canım benim gel. Hadi yavrum. Karakaçancığım tamam mı hayatım? Seninle şöyle çıkalım bir hava alalım. Hadi gel. Hadi gel. Gel canım gel. Gel ben gel. Canım benim canım. Bak biraz kızıyorsam senin için yiyeyim. Yanlış anlama beni, yoksa seni hepimiz çok seviyoruz. Öyle değil mi Abdi? Tabii, canımızdan çok seviyoruz. Canım benim. Aa, bak hala surat ediyor bana. Hadi barışalım. Hadi barışalım. Hadi. Hadi barıştık değil mi? Hadi güle güle benim yiğitim. Güle güle, güle güle. Karakaçan Bey'in evi burası mı? Evet burası. Siz eşi misiniz? Çüş! Yani ben sahibiyim. Kendisinin resmi bir evrak var da. Şuraya imzalar mısınız? Hanımefendi sen bir dakika dur. Abi Karakaçan'ı ne veriyordun? Ya şunları biz liste yaptık. Hazırlayınca eve gönder. Hemen gönderim abi. Kardeşim kusura bakma da ben eşekten önce gelmiştim. İşte hop hop hop. Öyle bana bak, ona eşek falan diyemezsin. Karakaçan Bey diyeceksin. Affedersin ama hanım. Bu eşek yani bu Karakaçan Bey çalışıyor, saçını süpürge ediyor. Abimin evini geçindiriyor. Senin haberin var mı? Bir Karakaçan kadar bile olamadık. Lanet olsun be. Olamazsın tabii. Kıskandı Karakaçan'ı. Oynasana sıra sende. Eşek. Bana mı dedin? Eşek, eşek. Onun adı eşek değil. O zaman senin ne işin var burada? Onun adı Karakaçan. Oo, Abdi abi hoş geldin. Vay, Karakaçan abi de gelmiş. Bana bir orta şekerli kahve, ona da bir ıhlamur, tek şekerli. Biraz kendini kırgın hissediyor da. Geçmiş olsun abi be. Bugünlerde salgın biliyor musun? Evet. Herkes hasta. Şimdi sana bir kahve, ona da bir ılık ıhlamur, öyle mi? Tek şekerli. Tamam abi. Merhaba beyler. Merhaba Abdi. Merhaba. Vay, merhaba Karakaçan. Bugün işe gitmemiş. Ha yok, gitmedi, izinli. Biraz rahatsız, üşütmüş de amcası. Öyle mi? Geçmiş olsun. Ya Abdi, bir ricam var senden. Bizim bir dayı oğlu var, işsiz. Karakaçan'a söylesen de, müdüre bir bahsetse. Hiç merak etme, söylerim bir çıtlatır. Yaşa, sağ ol. Çay söyleyeyim sana. Ya yok, kahve geliyor şimdi söyledim. Ona bir şey söyleyeyim. Ona ıhlamur söyledim, tek şekerle. Tamam, pekala. Unutma. Unutur muyum amcası? Yalnız abi, kim bu eşek ya? Sus oğlum, eşek dediğini duymasın. Kendisi belediyede kadrolu memur. Ne? Tabii ya. Yani belediyeler taşımacılık hizmetlerinde kullanmak üzere eşek katır falan alıyorlar ya. Bu da onlardan biri. 700 milyon da maaşı var. Yok ya. Ya. Buyur abi. Afiyet olsun. Ya Abdi,
Maşallah kara kaşanın eli ekmek tutuyor. Askerden de muaf. Evlendirmeyi düşünmüyor musun? Vallahi çalıştığı iş yerinde Sümbül Hanım diye biri varmış. Ondan bakışıyorlarmış. Kısmetse olur inşallah. Yani iş bulma konusunda bunların sıpaları bizim sıpalardan daha şanslı oluyor. Vay be, 700 milyon ha. Asgari ücretin 3 katı. Tabii ya. Yani bu hesapla bir asgari ücretli bu eşeğe göre 1/3'ünü alıyor. Ah ulan ah. Bu dünyada eşek olmak lazımmış, eşek. Konuşma baba ya, bari sen konuşma. Bana o kadar oku oku dedin, üniversiteyi bitirdin. Şimdi ben işsiz güçsüz sürünüyorum ya. Oğlum, ben sana küçükken oku da adam ol, baban gibi eşek olma diyordum ya. Şimdi biraz geç de olsa o sözlerimi geri alıyorum. Unut onları. Hatta bütün bildiklerimi unut. Ah ulan eşek kapı. Asgari ücretin 230 milyon olduğu ülkemizde kimi belediyeler için çalışan kadrolu eşek ve kadırların maaşı 700 milyona çıkartıldı basından. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Kimi ömrünce gün yüzü görmezken kimi gününü gün ediyor. Şimdi edilmiş bir günü getiriyoruz ekranlarınıza. Melahat, nereye geldik yahu? Ben Sultanahmet Meydanı'nda kuşlara yem atmaya çıktık sanmıştım. Bu gece kuş bizi olduk, gece kuşu. Gel benden. Nereye hanım abla? İçeri. Burası disko. Ha. Ben de seni görünce Discovery Channel sandım. Hayır, böyle bir şey bağlamışlar kapıya. Ayıp oluyor hanım abla. Bana bak. Takma dişlerimi çıkartır, senin burnunu ısırırım. İçeriye yürü. Melahat geri dönelim. Yürü. Melahat geri dönelim. Yürü. Melahat. Yaşadığımıza dair belgeler. Anlamadım. Siz demediniz mi yavrum? Emekliler yaşadıklarını ispat etmezlerse eğer maaşlarını alamazlar diye. Evet öyle. İşte belge. Bizimkini yaşamaktan saymadığınız için bu kuralı koydunuz galiba. Fotoğraflarda görüyorsunuz işte, yaşıyoruz. Tamam, fotoğraflar vallahi adamlar yaşıyor dedirtiyor ama. İyi, maaşımızı verin o zaman. Ama bizim kastettiğimiz bu değil. Muhtardan, sağlık kurumlarından yaşadığınıza dair belge getirip ispat edeceksiniz.
evladım, o manada yaşıyoruz işte gördüğün gibi. Dongi, dongi, dongi. Dongi. Belge getireceksiniz. Of yahu, yetmedi mi emekliye çektirdiğiniz? Sabahın körlerinde girdik kuyruklara. Çoğumuzun dizleri bu hayatı çekemedi. Üzgünüm, kural böyle. Yürü Refik, yürü. Nereye? Nereye olacak? Bu kuralı çıkartan yetkiliye. Bize bu sıkıntıyı verdikten sonra rahat yaşıyor mu? Çok merak ediyorum. Aradım derdimin dermanı yoktur. Medet senden yetiş ya İmam Hüseyin. Feleğine derdi devamız çoktur. Medet senden yetiş Pir İmam Hüseyin. 100 milyon zamma sevinen emekliler bu işin astarının yüzünden pahalıya çıkmasından korkuyor. Ay gözlerime inanamıyorum oğlum. Tekrar say Sami, tekrar say. Ya Allah Allah baba, 150 kere saydım, daha ne sayayım ya? Say say, bir daha say Sami. Say Sami, say. Yani hiçbir gün böyle para saymaktan sıkılacağım aklıma gelmezdi. Allah'a çok şükür, Allah'ın bu günleri de gösterdi bize. Allah'tan çabuk sayılıyor. Say. 10, 20, 30, 40, 50. Oh, Allah'ın kıymetten razı olsun. Oh! Heyecanlı, mazur gör Sami. Adam ömründe ilk defa bu kadar zam alıyor. Üstelik de 100 milyon. Vallahi emeklilere bu kadar zam yapacaklarını ben de hiç düşünmezdim. Bir daha sayayım ben. Say. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dede, 100 buldun, sen şimdi astarını da istersin. Yok, istemem. Yani hayatımda bugünü gördüm ya. Başka bir şey istemem. Oğlum ben bu kadar zammı ilk defa görüyorum. Bu parayı ne yapsak acaba? Fabrika kuralım. 100 milyon bu. Boru değil. Boru değil tabii. Bu para bu evin kaç deliğini yamar biliyor musun sen? Oğlum şu kapıya bakı be. Ver şu parayı ver. Sami, eğer darlanıp sıkılırsan hiç çekinme söyle. Para var. Bak. Tamam baba. Ama yani ben yine de merak ediyorum. Şimdi bu hükümet bu kadar zammı nereden karşılayacak? Hay bana ne ya? Nereden karşılarsa karşılasınlar. Verdiler ya, sen ona bak. Onlar bir tane bir. Selamünaleyküm, iyi günler. Doğalgaz için geldik. Hay Allah, bir yaşıma daha gireceğim. Hükümetten umutluydum ama bu kadar da değil. Vallahi bu kadar. Hemen mi döşeyeceksiniz? Tabii hemen, başladık bile. Buyurun. Babamın adına mı döşenecek? Ama ev bizim adımıza. Ya fark etmez, biriniz ödeyin işte. Neyi ödeyelim? Doğalgaz faturasını. Ne faturası ya? Daha attığını döşemediniz. Bizim evdeki tek doğalgaz kuru fasulyeyle üretileni. Ha siz yanlış geldiniz. Yok, doğru geldik. İhsan Sarıkınık değil misiniz? Evet de yavrum, benim doğalgazım yok ki. Ya dedeciğim, gün gelir olur. Sen şu faturayı öde, 100 milyon ya. Buyurun. Ödemiyorum. Vermiyorum 100 milyonumu. Olmayan doğalgazı nesini ödeyeyim ben? Tamam amcacığım, tamam, sinirlenmeyin. Sizin için bir şeyler yaparız bakalım. Ya. Heh, bunu vereyim, bunu ödeyin. Bu ne bu? Bilmiyorum neymiş, bakayım. Heh. Yaşlılara huzurlu bir gelecek için huzur evleri kalkındırma fonu katkı payı. 100 milyon, buyurun. Ulan ödemiyorum lan ben. Dedim, benim karnım mı çıktı? Ya çıkmadı ama çıkacak. Lan çıkmışlardan ver bir tane şuna. O zaman bunu ödeyin. Neymiş bu? Ödenmeyen nemaları ödemek için emekli memurların çalışan memurlara katkı vergisi. Biz buna kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez vergisi diyoruz. Ne alakası var bunun ya? Biz de bir alaka kuramadık ama çalışmalar devam ediyor. Hiç olmazsa şunu ödeyeyim. Savunma sanayi destekleme kesintisi, vatan millet Sakarya vergisi, 100 milyon. Vallahi ben bu 100 milyonu yeni aldım. Daha saymam bitmedi. Vermem geri. Ya zorluk çıkarma amca. Bir şekilde geri alacak hükümet. Fon yok, fon. Aldınız zammı, yeterince sevindiniz işte. Bak, önümüz savaş. Vereyim bir tane. Irak Savaşı'nda milli seferberlik vergisi. Ver bir seferlik, kurtul. He? Böyle bir vergi bu da. Hadi 100 milyon, hadi gel şunu. Nalet olsun Sami. Tekrar say şu paraları Sami. Ver şunları, paralarını da gitsinler Sami. Kaşıkla verip sapını çıkarıyorsunuz. O kadar haber merkezin hazırladığı haberleri izlediniz. Hoşça kalın ama hep bizle kalın.
Azra Seyhan bu haftada olacak o kadar için ağlıyor. Hadi seyredin anacığım. Tüm ağlakların vazgeçilmez tutkusu Silpak, Azra Seyhan'la A'dan Z'ye programını sunar. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazozu da bayılana limon. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazozu da bayılana limon. Çocuklar, niye bu şarkıyı şey ettiniz? Ben bu şarkıda çok duygulanıyorum. Ya Azra'cığım, biz sırf seni şey etmeyelim diye böyle sılı zırtlak bir parça seçmiştik. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazozu da bayılana limon. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazozu da bayılana limon. Muchacho no, no muchacho no. De mi amor no te ríes más. Juego más, esto se acabó. No mereces mi corazón. Şarkının sözlerindeki derin mananın farkında değil misiniz çocuklar? Kim bilir kim neden bayıldı? Ve zavallıyı ayıltabilmek için bir kolonya dahi bulunamıyorlar. Limon koklatıyorlar. Allah bilir o limonu da pazar dağıldıktan sonra çürük çarıklar arasından seçmişlerdi. Çok affedersiniz sayın seyirciler. Kendimi tutamadım birden. Çok özür dilerim sevgili seyirciler. Canlı yayındayım ama tutamadım kendimi. Oysa ki ben ne kadar şanslıyım. Canlı yayınım var. Fakat bir sürü sanatçı arkadaşım cansız yayında. Konuşuyorum. Merhaba Azra Hanım. Tamam tamam. Toparlıyorum. Sayın seyirciler, herkesin çok ama çok merak ettiği bir konuğum var. Yılbaşı piyangosundan 2 trilyon kazanan talihlilerden biri olan Hamza Sert. Efendim, efendim, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Azra. Ben size hayran. Allah'tan bugün sevinçli, mutlu bir konuğumuz var. Bugün beni ağlatamayacaksınız. Tabii efendim. Biz sizin gibi cici bir hanımefendiyi hep gülerken görmek isteriz. Çok teşekkürler. 2 trilyon kazanmak nasıl bir duygu? İlk 5 gün inanamadım. Yani bilete öyle baktım durdum. Sonra baktım ki talih kuşu benim kafama konmuş. Talih kuşu mu dediniz? Ne oldu? Ben yanlış bir şey mi söyledim? Zavallı talih kuşu. Niye ki? Sultanahmet'teki kuşları bile besleyen var. Ama zavallı talih kuşunu besleyen bile yok. Onu kim bilir? Kimler besliyor? Bir düşünsenize. Ama Azra Hanım, yani öyle bir kuş yok ki. Onu böyle hayali bir maksatla şey etmişler. Uydurmuşlar. Daha da kötü ya. Hayvanın kimlik sorunu var. Sen uç, uç, uç. Birilerinin başına kon. Talih getir. Ama onlar seni adam yerine koymasınlar. Çok özür dilerim. Sizi de böyle bir mutlu gününüzde üzdüm. Aman beni düşünmeyin. Siz kendinizi harap ediyorsunuz. Tamam tamam Hamza Bey. Peki bileti alırken içinize böyle bir şey doğmuş muydu? Hayda. Yine ne oldu? İçinize doğdu dedim de ülkemde
bir sürü çaresiz insanın içine bir şeyler doğuyor. Sonra o doğan bir şeyler sokaklara düşüyor. Kimisi içine bir şeyler doğsun derken düşük yapıyor. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Hay Allah! Çatlattınız kendinizi ya! Yani içine doğan şey o canlı bir şey değil ki. Duygu. Duygular perişan olsun. Ölsün mü diyorsunuz? Ha? Vallahi yani şu 2 trilyonu kazandığımı kazanacağıma pişman oldum. Tamam, tamam. Ağlamayın ne olur. Ben yemek köşesine gideyim. Ah, ah. Bu fedakar teyzeciğimin de kaderi mutfaktan bir türlü çıkamadı. Nedir bu kadının çektiği? Kıyma çekiyorum Azlar'cığım, üzülecek bir şey. Şimdi. Ah, ah siz fedakar anneler. Saçınızı süpürge edersiniz. Ömrünüz yemek yapmakla geçer. Yine de şikayet etmezsiniz. Sana ve tüm mutfak mahkumu kadınlara gidiyor bu gözyaşlarım. Azlar'cığım yapma, üzülme evladım. Bak sana bugün çok güzel bir yemek yapacağım. Yemeğimizin adı patlıcan ezme. Şimdi evladım patlıcanları böyle böyle alıyorsun. Böyle böyle, böyle böyle alıyorsun patlıcanları. Eziyorsun, 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 eziyorsun. Ezme! Lazım olur. Ah ezme! Ah benim yufka yürekli. Ah canım. Bu dünyada kimse kimseyi ezmesin. Ezmem olur. Ayılana gazoz, bayılana limon. 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 Sistemindeki kimi sorunlar bazılarını cin gibi yöntemler bulmaya itiyor. Yahu memleketi cinci hocalar, üfürükçüler sarmış, siz burada hala oturuyorsunuz. Ya telaş etmeyin amirim, devlet büyüktür, öyle bir üfürükçülü üfürüğüyle yıkılmaz. Bir tane olsa neyse, yahu tam teşekküllü tesis kurmuşlar. Nasıl tam teşekküllü? Gidelim görürsün, hadi gel, gel. Erim yiğidim, erim erim eriyor. Ona bir şey olursa ocağımıza incir ağacı dikilir. Ocağına düştü koca. Geç sana bakayım, geç sana bakayım. Ah hocam ah, o hastane senin, bu hastane benim, gitmediğimiz yer kalmadı. Hepsi de aynı şeyi söylediler. Otur sana bakayım, otur sana bakayım ya. Bir deri bir kemik kaldı, sizin için derin hoca dediler. Sana sığındık hoca. Vay 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 vay, enzi bile oyunu şeytanlar çürüsünler. Aç bakayım ağzını, ha? Çıkar dilini bakayım. Nazara mı gelmiş hocam? Daha fena, daha fena. Cin girmiş bunun içine, cin. Çok mu girmiş hocam? Çok derine girmiş, çok. Bak, gel bakayım. Aç bakayım ağzını, aç, aç. Bak, göremiyorum, göremiyorum. Çok derinde. Siz bir de röntgenci hoca var. İsterseniz bir de oraya götürün bunu. Vay başıma gelenler! Nasıl bir cindir bu hocam? Bu Erectus ostroplos bir cin olabilir. Amanın, vay yiğidim vay! Hapis bir cin midir hocam bu? Bu cinlerin en mikrobudur. Aman. Yani en mikrobu budur. Mikroplotin bir cindir bu. Amanın, bula bula bizi mi buldu bu? Vay yiğidim vay! Çok sebepler olabilir yani. Hiç bu karanlıkta destursuz abdest bozdu mu? Af buyur hoca. Canım karanlıkta bir tenayere
Yani destursuz işe de mi bu? Ne bileyim hocam? Bilmiyorsan ama bir idrar tahlili yapmak lazım. Ne? Çok kuvvetli idrar tahlilci bir hoca var. Koridora çık, Sidikçi Hoca kim diye sor, sana gösterirler. Ha, onun yazdığı muskayı al, bana getir. Peki hocam, sağ olasın hocam. Hocam buyur. Evet. Bu Sidikçi Hoca'nın muskası. Heh. Bu Röntgenci Hoca'nın muskası. Bu da idrar hocam. Ha, güzel, koy bakayım oraya. Evet, bak hocam. Tabii. Tam benim düşündüğüm gibi bu karanlıkta destursuz işemiş. Ha. Ya. Evet, bir de bakayım. Ha. Röntgenci Hoca'ya göre buna büyü yapılmış. Evet. Kara büyü. Zaten hocam, Röntgenci Hoca'nın muskasının kara olmasından belli bu. Aa. Gözünü seveyim, çöz bu büyüyü hocam. Destur! Destur de! O benim ihtisasım değil. Öyle mi? Alt kata ineceksin, orada büyü malzemesi satan Pakize Hoca var. Hı. Ona gideceksin. Pakize Hoca. Al bakayım şunları. Bunu da alacak. Onu da alacaksın. Sağ ol hocam. Hadi bakayım. Sağ ol hocam. Bozmak için bir tutam mikrozamal enzimi alıp iyice ezeceksin. Enzimler ezilip kulak memesi kıvamına gelince içine bir dirhem toksit madde katacaksın. Bu ikisi hemhal olana kadar sallayacaksın, sallayacaksın, sallayacaksın. Anladın mı? Ha, peki bu saydıklarını nereden bulacağım? Burada satıyoruz. Her şey var burada. Domuz yağı var. Eşek dili geldi. Mezar toprağı satılıyor. Alırız, alırız da. Sen bir daha anlat hele. Bak şimdi, eğer sen yapamam diyorsan... ben sana hazırlanmışını vereyim kızım. Bak şimdi, sen şimdi bunu alacaksın. Bir güzel açacaksın. Şöyle çevireceksin. Gece kocan uyurken kafasından böyle üç defa böyle, böyle geçireceksin. Sonra bunu sidiğin içine dökeceksin. Sonra o sidiği adam iyice uyurken derken böyle kafasından şan diye boşaltacaksın. Bak adam nasıl dirilecek. Dirilmezse gel bana sor. Al şunu. Ben seni sevdim. Sana biraz da eşek dili vereyim. Herifin dili açılırsa yediriverirsin ona sen. Eller yukarı. Kıpırdama. Ne oluyor? Onu size sormak gerek. İşi iyice azıttınız. Tam teşekküllü üfürükçü hoca tesisleri kurdunuz ha? Memur bey, yanlış yapıyorsunuz. Asıl yanlışı siz yapıyorsunuz. Her katta 5-10 tane hocanın odası var. Yalan mı? Onların hepsi tıp fakültesinde hoca efendim. Ayrıca ben de eczacıyım. Bakın, bu da diplomam yani. Ne yapıyorsunuz böyle? Bu sağlık sistemi yüzünden halk hastanelerden umudu kesti artık. İlaçlar pahalı, herkes perişan. Millet üfürükçü hocalara, koca karı ilaçlarına sığındı. Biz de tıp bilimini bari halka götürelim diye bu yöntemi bulduk. Oralara buralara gidiyorlar, kimseye haber vermiyorlar. Gizli gizli seviyorlar Mart'ın güzelleri. Oralara buralara gidiyorlar, kimseye haber vermiyorlar. Saddam'ın biriyle Bush'tun biri kapışırken arada güller ve çimenler eziliyor anacığım. Hey amigo. Ne var lan sana da? Hey amigo. Efendim Sayın Bush, siz şimdi Saddam'dan tam olarak yani dünyadan ne istiyorsunuz abi? Biz Amerika'yız. Biz ne dersek o olur. Dünyaya yeni bir düzen getireceğiz. Efendim petrolün peşinde değiliz. Huzurun, düzenin peşindeyiz diyorsunuz. Düzen bir anlamda sizsiniz. Mr. Gül. Biz kafamıza koyduk. Söyleyin Saddam'a önümüzde durmasın. Biz dünyaya huzur getireceğiz. Efendim bunlar bir koydular mı kafalarına bir anlamda yaparlar. Onun için bunların önünde durmayın. Bunlar bu işi petrol için yapmıyorlar komşu. Allah seni inandırsın, huzur getirecekler. Saddam. Gel abici, gel. Gel sana anlatsınlar. Gel. Eyvah. Eyvah. Nedir mevzu? Pardon da kaç Saddam var ki bu ülkede?
Korkusundan dublör kullanıyor ama biz Amerika'yız. Kim baş aktör, kim dublör bunu çok iyi biliriz. Çünkü sinemayı da biz yapar dünyaya satarız. Söyle ona. Efendim ellerinde güzel Amerikan filmleri var. Paket olarak huzur getiriyor. Bunlar bizim petrolümüzü istiyor. Onu biliyoruz da size ne oluyor? Sizin menfaatiniz ne? Efendim bize hamburger gibi fast food sandviçler veriyorlar. Bir de depozit almayacaklar. Bizim menfaatimiz bu. Saddam sen ne diyorsun bu işe? Onlara hamburger veriyorlar. Ondan sonra da hamburgeri imha edeceğiz diye onlara saldırmıyorlar. Bize silah satıyorlar. Sonra da bize savaş açıyorlar. Canım onların da kültürlerini imha ediyorlar. Baksana Türkiye'ye. Küçük Amerika oldu. Amerika bizim umurumuzda değil. Biz göbeğimizi atarız abicim. Gel kız. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye. Aç gözünü seyret. Tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola, tutmasını biliriz de kimi yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar.